Gönül bir şahindin her bir şikara salınmaz. Gözleri mestim salınmaz. Aradan birkaç yıl daha geçti. Behçet hukuku henüz bitirmiş, işlerini eline almış. Fakat kalbi ve kafası uygunsuz bir aşkla perişan. Sermet nihayet kavuştuğu servetini ile beraber şurada burada eritmekle meşgul. Feza, zarif, kibar, güzel fakat biraz bedbin. Lüzumundan fazla içli bir genç kız namzedi. Ki başlıca meşgalesi roman okumak ve resim yapmak. Vildan'a gelince o her biri için ayrı ayrı çırpınan, üzülen, dedinen her birinin acısını kendi içinde kendi zerrelerinde vuzuhla duyan ezeli anne. O yazı Vildan çocukları ve davetsiz misafirleriyle birlikte çiftlikte geçiriyordu. Davetsiz. Hayır, Misafirler Behçet'in davetlisiydiler ve kendilerini Vildan'dan fazla ev sahibi saydıklarını her halleriyle belli ediyorlardı. Nurten İstanbul'da Behçet'i, rakip bir firmanın daktilolarından biriydi. Uzun boylu, dipdiri vücutlu, kıvırcık kumral kirpiklerle gölgelenmiş, kocaman yeşil gözlü, tam manasıyla tepeden tırnağa kadar boyalı. Yırtıcı bir güzel, Hayatta yegane gayesi giyinip kuşanmaktan, bol para harcamaktan ibaret olan ve bu uğurda her şeyi yapmaya hazır bulunan tehlikeli tiplerden biri. Anası Azime Hanım, Kasımpaşa'nın. Yeni adıyla Perepalas'ın arka tarafından en yaman hanımlarından biri. Görgüsüz, aç açgözlü ve mümkün olduğu kadar bayağı. Siz üzülmeyin hanım, ben kızlara söyleyivereyim. Le karışık, evin idaresini ele almaya bir yeltenişi var ki Ömür buna yavaş yavaş muvaffak olmuyor da değil. Vildan Behçet'in gönlü olsun diye onların çiftliğe gelmelerine müsaade ettiğine şimdi pişmandı. Zira mevzul boyaları, küstah tavırları, laibali, hatta Vildan'ın yanında olmadığı zamanlar açık saçık konuşmalarıyla Nurten'in yeni yetişmekte olan fezaya fena örnek olacağından korkuyordu. Fena hem de pek fena. Behçet'in üstelik bu acayip kukla ile evlenmeye de vardı galiba. Ya öyle bir şey yaparsa yapar mı acaba? Belki de yapar. Sermet geçenlerde kendisini bir sıtma nöbeti gibi zaman zaman yakalayıp deliye çeviren kavga nöbetlerinden birinde yine Vildan'ın yüreğine kaç bıçak sokup çıkarmıştı. Sen benimle uğraşıyorsun. Ama asıl belayı sevgili oğlundan bulacaksın. O kaltağı nikahlayıp Gelin diye başına çıkarsın da seyreyle sen gümbürtüyü. Servet nasıl kül edilirmiş o size öğretir. O malın gözü karı, Fezai da kendine benzetecektir. Sen de bu yufka yürek, bu yumuşak başlılık varken Valide Hanım, daha neler olacak bu evde neler diye hava sava haykırmıştı. O kalta nikahlayıp gelin diye başına çıkarsın da deli olan. Bunu nereden çıkarmıştı kendisinden uydurmuş olamazdı ama asıl müthişi. Omanın gözü karı Fezayı da kendine benzetecektir. Vildan'ın tüyleri diken kesiliyordu. Öyle bir geline kaynana olmak pek büyük bir felaketti. Fakat o tatlı, nazlı ve bir dağ çiçeği kadar temiz biricik kızını ona benzemiş görmek? Hayır. Bu felaket üstü bir felaket olurdu. Bu yufka yüreklilik, bu yumuşak başlılık sende varken daha neler olacak bu evde? Demek bütün bu olan bitenlere hep Vildan'ın o bir türlü ayarlayamadığı sonsuz şefkati sebep öyle mi? Vildan uzandığı şezlongtan fırladı bu kabusu üstünden atmak için. Bir şeyler yapmak lazımdı, bir şeyler. Yüreği yana yana. Ah fazilet olsaydı diye düşündü. Fazilet ile konuşup dertleştiği zamanlar nasıl bütün endişelerden, korkulardan, azaplardan boşalır. İçinde göklere doğru bir açılma, bir aydınlanma hissederdi babasından kalma kıymetli bir hatıra olan ceviz oymalı ve sedef kakmalı eski büyük yazaneye doğru yürüdü. Hemen oracıktaki bir acem seccadesinin üstüne çöküverdi cebinde taşıdığı anahtarla alttaki dolabı açtı. Bu mukaddes hatıralar dolabıydı. İçinde yine cevizden yapılmış büyüklüğü, küçüklüğü çekmeceler vardı. Ve her birinin üstünde birer etiket annemle babam, beş zermet, feza fazilet, bir de isimsiz küçük çekmeci ki bunun içinde zavallı bir mektupla bir deftercikten başka bir şey yoktu. Vildan'ın tek aşkının tertemiz bir sevda ile eli eline değmeden sevmiş olduğu aziz şehidin son mektubu ve vasiyeti bince Vildan'a teslim edilmiş olan defteri. Vildan o çekmeceye dokunmadı. Annesiyle babasına ait çekmecede anacanın gözyaşlarıyla ıslanmış buruşuk bir keten mendil, bir tutan beyaz saç ve fil dişi bir tarakla babasının bir altın ağızlığı saklıydı. Mildan onları aynı kutu içinde muhafaza etmekle sanki annesinin ruhunu sevindiriyordu. İçinde böyle bir garip inanç vardı. Çocukların ilk yazılarını, ilk resimlerini, yatılı okuldan kendisine gönderdikleri ilk mektupları, Fezan'ın diktiği ilk bebek entarisini saklayan çekmecelere de Mildan dokunmadı. Doğrudan doğruya üstünde fazilet yazılı olan çekmeceyi alıp mini mini anahtarı ile açtı. Bugün fazilet ile konuşmaya, onu dinleme ihtiyacı vardı. Çekmeceden evvela bazıları müsvedde halinde birkaç nota çıkardı. Üstlerine vaziyetin el ile yazılmış olan isimleri birer birer okudu. Ay ışığında kavaklar, cennete giden yol, ağlayan söğüt, kapıdan sızan ışık, ayrılıklardan şikayet. Bu notaların altında bir büyük deste mektup vardı. En eski, en aziz arkadaştan 40 yıl zarfında gelmiş ve bildanı karanlıkta görünen ışıklar, çölde rastlanan pınarlar gibi mesut etmiş olan mektuplar. Henüz iki örgülü küçük birer kız oldukları yıllarda gönderilmiş. iki üç satırlık tezkerelere kadar hepsi. Vildan bunların arasından birini Fazilet'in Konya'dan gönderdiği son mektubu ayırdı. Belki yüzüncü, belki iki yüzüncü defa okumaya başladı. Canım Vildan'ım, işte nihayet muradım erdim. Sana Konya'dan sesleniyorum yıllardan beri. Kahvetül uşağın eşiğine yüz sürmek emeliyle, Nasıl nala ve perişan olduğumu sana kesin iyi bilirsin. Nihayet işte bugün Allah nasip etti. Gözyaşlarım naslanmış yüzümü niyaz penceresine dayadım. Öyle. Gözlerim kapalı. Ne kadar kaldım bilmiyorum. Beş dakika mı, beş saat mi, beş asır mı? Kulaklarımda bir ney sesi hala ayrılıkların hikayesini anlatıyor. Hala ayrılıkların sonsuz şikayetlerini inliyordu ve içimde hala susuzluk. Halbuki ben bu topraklara ayak basar basmaz Vuslat'ın sonsuz aydınlığına karışıp gideceğimi ummuştum. Ne ayrılık acısı, ne o susuzluk, ne o isimsiz ve çaresiz yanıp tutuşmalar bunların hepsi bir anda yok olacaktı. Sadece aydınlık. Zaman ve mekan ölçülerinin tamamen dışında. Sonsuz bir huzur ve sükun. Ömrümce özlediğim bu alem açılan kapıyı burada bulmaya gelmiştim ben. Onu burada da bulamazsam. Korku içine gözlerimi açtım. O zaman karşımda güzel bir tayalik yazı gördüm. Niyaz penceresinin kemerine destarlı bir sikke üzerine Hazreti Mevlana'nın şu rubayesi yazılmıştı. <Sessizlik> <Sessizlik> Derha heme beste end illa deritu ta rehne beret garip illa beriyata ey der keremül izzetü nuru efşani Burşidu mehu siyaregan çakeri tu. Seni kapından gayri bir kapıya garip, aşık yol bulamasın diye, seninkinden gayri bütün kapılar kapanmıştır. Ey sonsuz keremi ve izzetiyle kainatı nurlandıran, güneş, ay ve yıldızlar senin kölelerindir. Senin kapın, senin kapın diye inledim. Ona giden yolu bana göster.'' onun ardındaki sonsuz aydınlığa kavuşmak istiyorum. İçimden kopan bu niyazda içim birdenbire aydınlandı ve yepyeni seslerle dolduğumu hissettim. Aydınlık kapı, evet içimde aydınlık, ses haline, name haline giriyor. Bildan anlıyorsun değil mi? Nihayet nihayet işte. Ömrümce beklediğim eser doğuyor. Belki bir oratorya. Nasıl bir heyecan, nasıl bir vecd içindeyim bilsen. ''Bunu bilmeni, duymanı isterim. Cenab-ı Hak'tan bunu temenni ediyorum Vildan. İnşallah sen de bir gün kendini aydınlık kapının eşinde bulunca böyle benim gibi mesut olursun.'' O, Kerem'inin ve İzzet'inin ışıklarını durmadan etrafa saçıyor. Bu ışığın altında herkes, her yer, her şey güzel. Mevlana türbesinin bahçesinde zerdaliler çiçek açmış. Bu çiçekler de konuşuyorlar, bana bir şeyler söylüyorlar. Bu ışık dünyası name name içime doluyor, içimden boşalıyor. Ah Bildan, sevgili Bildan, bu sesleri sana ve dünyaya bir an evvel dinletmek istiyorum. Sonra vazifem bitmiş olacak ve onunla aramızda kas katı duran cisim duvarı yıkılacak Aydınlı kapıdan geçip ona ulaşacağım. Çok mesudum Bildan, çok mesudum. Fazilet. Vildan'ın gözyaşları yine mektubu ıslatmıştı ama dudakları gülümsüyordu. Mesuttu, çok mesuttu, mesut olarak öldü diye düşündü. Bu düşünce Vildan'a huzur veriyordu fakat onu özlüyordu işte. Dayanılmaz bir hasret vardı gönlünde, hep onun havası içinde yaşamak istiyordu. Hemen kalktı, bol bir maşlaha sarıldı, köşkün arka kapısından kimseye görünmeden aldı ya, oradan da tenha arka yola çıktı, yürümeye başladı. Günün bu saatinde yolda kimseler yoktu. Esasen yaz mevsiminde öyle saati. Şehirlerden fazla köylerde, çiftliklerde ölü saatidir. Gece serinliğinde ay ışığında çalışan, biraz uyuduktan sonra gün doğmadan tekrar çalışmaya başlayan çiftçinin sere serpe uyuyup dinlendiği saat bu saattir. Yol İki tarafında göklere şahlanmış asil kavakları ile huzur ve sükun içinde uzayıp gidiyordu. Bu yolu Fazilet çok severdi. Evvelki yaz İffet ablanın vefatı üzerine Fazilet hastalanmıştı. Sinirleri büsbütün bozulmuştu. Birden onu alıp çiftliğe getirmişti. Çocukluğuna ait güzel hatıralar da saklayan bu sakin ve güzel tabiat köşesi Fazilet'e hakikaten yaramıştı. Sıvati ve sinirleri düzelmişti. Neşesi yerine gelmişti. O bilhassa bu kavaklı yola bayılırdı Fikret'ten, Haşim'den, Yunus Emre'den şiirler okuya okuya. Sabah akşam bu yolda gezinirdi. Bu yol, bu sini vahşette gizlenen Reyhi Nur açıldı böyle ne hoş. Pişi intihabımıza yollar ki gider kimsesiz tehi ebedi yollar. Hangi bir beldeyi hayale gider böyle sessiz ve kimsesiz şimdi. Bazen yolun ortasına birdenbire durur, gözlerinde uzak bir parıltı ile başka bir alemden bakıyormuş gibi bildana bakar. Şeriat Tarikat yoldur varana, hakikat meyvesi andan içeri der ve ilave ederdi. Bütün yollar oraya götürür ama biz bilmiyoruz, yürümeyi bilemiyoruz bildan. Ondan sonra da uzun uzun susardı. Sevgili Fazilet, büyük insan, onun ölmüş olduğuna bilden bir türlü inanamıyor. Bu korkunç hakikati kendini alıştıramıyordu. Evvelki yaz olduğu gibi sanki şimdi de bu yolda ikisi el ele yürüyorlardı. Hiç bitmeyecekmiş gibi görünen yol bir ormanın kenarında birden bitiverdi. Cennet ormanları adı verilen bu mevkide birinden öbürüne geçilen ormancıklar vardı. Gül ormanı, Leyla ormanı, akasya ormanı ve derenin iki yanında ince tahta köprüsü ile Söğüt ormanı. Emsalsiz renkleri ve kokuları ile bahar mevsiminde burası bir alem olurdu. Hakikaten hayalimizdeki cenneti andıran bir efsaneler alemi. Şimdi sadece yeşilin en az on perdesine dolaşan bir gölge cennetinden ibaretti. Aşağıda otlar tamamen kurumuş olduğu halde burada çimenler tazeydi. Vildan Söğüt Orman'a kadar yürüdü. Burada ağlayan Söğütlerin dallarını yerlere kadar indirerek meydana getirdikleri harikulade tabii Odacıklar vardı ki rahmetli fetiş, bunları, bilhassa içlerinden birini pek severdi. Evvelki sene birçok defa ikisi beraber orada ahsüde, güzel, hatta mesut, evet, mesut saatler geçirmişlerdi. Fazilet, ''Burada buldum tatlı rahatlığı, dünyanın hiçbir köşesinde bulamadım.'' derdi. Vildan doğruca o yeşil odaya girdi. Ağlayan Söğüt gene sessiz sessiz ağlıyordu. Fazilet güzel siyah gözleri, keskin siyah kaşları ile orada Vildan'a tatlı tatlı gülümsüyordu. Fazilet oradaydı fakat eyhat fazilet orada değildi. Vildan maşlahını nemli çimenler üstüne sererek boylu boyunca uzandı. Gözlerini yumdu. Sükutun musikisini ve sükutun musikisi içinde derinden derine arkadaşının bestelerini dinlemeye başladı. Böyle ne kadar zaman geçti bilinmez. Vildan ilahi sükutu bir tabanca sesi gibi parçalayan bir kahkaha ile tokatlanmışçasına yerinden fırladı. Etrafına şaşkın şaşkın bakmıyordu ki biraz öteden. Şüphesiz komşu yeşil odalardan birinden sevgili oğlunun sesi yükseldi. Nurten sen her şeye gülüyorsun. Nurten gene arsız ve dişi bir kahkaha ile cevap verdi. Elbette gülerim şekerim. Çünkü ben gülmek için yaratıldım, gülüyorum. Çünkü mesudum. Çünkü gülmeyi seviyorum. Çünkü seni seviyorum. Sen de beni seviyorsun değil mi ha? Söyle, söyle. Ve sert birkaç öpüş sesi. Vildan tam bir şaşkınlık içinde. Kendini göstersin mi, göstermesin mi? Bir türlü karar veremiyor. Onların konuştuklarını da ister istemez işitiyordu. Behçeli. Seviyorum. Seni delice seviyorum, doğru. Dedi. Sevmesem. E? Sevmesen devam et. Anasını yüreğini alev gibi yakan bir iç çekişten sonra Behçet. Biliyorsun ki dedi. Seninle evlenmek istiyorum bu pek mühim bir karardır benim için pek mühim. Ama hala işi uzatıyorsun şekerim. Hala resmen nişanlanmış değiliz. Seven adam bunu yapar mı? Hani çiftliğe gelir gelmez nişanlanacaktık. Beni öyle aldattın. Behçet biraz sinirli. Ben aldatmak da aldanmak da istemem canım dedi. Seni aldatmadım. Fakat her şeyin bir vakti var. Beraberiz, mesuduz. Birbirimizi seviyoruz ve evleneceğiz. Şimdilik bu kadarı yetmez mi? Şimdilik yeter ama resmen nişan almadan İstanbul'a dönemem. Kızın sesi kâfi, hakim ve yırtıcıydı fakat birden bire titredi. Yumuşadı, tatlılaştı. Behçetim canım, ben sana her şeyi feda ettim. O dediğimi yapacaksın değil mi?'' Beni cidden sevdiğine başka türlü inanamayacağım. Behçet, hangi dediğin diye sordu. Fakat kızın ne demek istediğini anladığı halde anlamak istemediği sesindeki bozukluktan belliydi. Nurten de bunu hissetmiş olmalı ki. Anlamamazlıktan gelme işte yaramaz diye yaltaklandı. Zümrüt yüzükten bahsettiğimi pekala biliyorsun. İstanbul'a döner dönmez sana beğendiğin zümrüt yüzüğü alacağım. Söz veriyorum sevgilim. Behçetciğim biliyorsun ki ben annenin parmağındaki tarihi zümrüdü istiyorum. Yavrucuğum sen de biliyorsun ki sana kaç defa anlattım ki ben kendimi bildiğim gün annemin parmağında bu yüzüğü gördüm. Bu yüzük onun bir parçasıdır. Bu yüzüğü ondan almak parmağını kesmek gibi bir şey. Ne saçma düşünce. Hiç değil. Fakat farz et ki öyle. Neden bu hisime hürmet etmiyorsun? İstediğin zümrüt yüzük değil mi? En güzelini en pahalısını alacağım sana diyorum. Hayır ben o yüzü istiyorum. O 300 senelik zümrüdü. Padişah onu büyük annelerinden birine hediye etmiş. Hiç dikkat etmedin mi? O tıpkı benim gözlerime benziyor. Bütün zümrütler senin gözlerine benzerler sevgilim. Yeşil, parlak ve hain. Bu kompliman mı güya? Ne olursa olsun ben o yüzü istiyorum. Eğer sen benim istediğim, benim beklediğim gibi sevmiş olsan bir an bile tereddüt etmeden o yüzüğü bana verirdin. Yazık. Ben çok aldanmışım. Kızın sesi şimdi gözyaşı doluydu. Behçet bezgin ve bitkin. Bu sadece kapris nurum diye inledi. Yüzük benim mi sana vermiyorum? Annemin yüzüğü o. Olsun iste annenden. Vermez ki. Onun buruşuk damarlı ellerine pek yakışıyor sanki. Onda zerre kadar akıl olsa zaten taşımaz o yüzüğü. Utanır. Güzelim taşa yazık. Vildan tepeden tırnağa titreyerek gayri ihtiyarı ellerine baktı. O eller ki güzellikleri bir zaman dillere destandı. Buruşuk damarlı eller. Ve yavaş yavaş çöken akşam karanlığı içinde kocaman tarihi zümrüt acayip bir parıltı ile yanıyordu. Vildan, kızın hakkı var galiba diye düşündü. Sonra tekrar onlara kulak verdi. Behçet'in cevabını duyamamıştı. Yine kız konuşuyordu. Amma da yaptın. Hem vaktiyle meşhur güzel olmasından ne çıkar? Sen bugüne bak. O Güzel iken takmış. Daha iyi ya. Şimdi sıra bende. Şimdi benim ellerim güzel. Bana yakışır. Vermez Nurten. Bilirim vermez. Annem o yüzü canı gibi sever. Annem hatıraları çok bağlıdır. Zorla al efendim. Nasıl zorla? Bas bayağı zorla. Sevgilisini gerçekten seven erkek için yapılmayacak şey yoktur. Ama erkek olmalı. Benim anladığım manada tam erkek. Ferhat dağları delmiş Şirin için. Sen bir yüzüğü ananı parmağından çekip alamıyor musun? Zorla almak istemiyorsan kandır onu. Kuyumcuya göstereceğim de. Bir şey söyle kandır al. Yahut gece usulcacık çekiver. Zaten bollanmış. Parmağında dönüp duruyor yüzük. Kolayca çekebilirsin. Behçetin sesine benzemeyen boğuk bir ses. Neden söylüyorsun Nurten? Sen deli misin? Ben deli değilim ama sen aptalsın Behçet. Aptalın birisin. Sen erkek olsan bir hamile tereddüt etmezsin. İcap ederse o parmağı keser. Yine o yüzüğü bana getirirsin. Ne dedin? Parmağı keser mi dedin? Ne zannettin ya? Sevgilisi için adam öldürenler. Müthiş bir tokat şakırtısı Nurten'in cümlesini yarada kesti. Ve bir anlık korkunç bir sükut. Sonra bir vahşi hayvan sesi. Bunu unutma Behçet dedi. Bunun acısını burnundan fitil fitil getireceğim ben gidiyorum. Cehenneme kadar yolun açık. Bunu da unutma. Köpekler gibi bulayacaksın arkamdan ayaklarıma kapanacaksın fakat geçti artık. Ben Celal Maden ile evlenmeye gidiyorum. Cehennemin dibine git kaltak. Senin layığın zaten otur. Defol. Gözüm görmesin seni. Koşarak ve birçok güzel şey çiğneyip parçalayarak uzaklaşan ayak sesleri. Sonra kısa fakat mutlak bir sükut. Daha sonra boğuk bir hıçkırık. Kırları sahipsiz sanan delikanlı. ısrabını gururu ile maskelemek ihtiyacını duymadan ağlıyor. Aman yarabbi. Behçet ağlıyor. Ona bebekliğinde bile bir damla yaş döktürmemek için Vildan neler feda etmemişti. Ve şimdi koskoca delikanlı, o ağırbaşlı, vakarlı, temkinli genç adam ağlıyor. Yüreğinden yaralanmış bir insanın hıçkırığı bu. Behçet yaralı. Behçet ağlıyor ve Vildan eli kolu bağlı bu trajediyi seyrediyor. Parmağın üstünde koyu ve kocaman bir zehir damlası gibi duran Zümrüt'e hınçla baktı. Ayaklarının altında toprak ve kafasının içinde bir sual fırıl fırıl dönüyordu. Ne yapsam, ne yapsam. Behçet sürüklenen adımlarla sanki yere değil de Vildan'ın göğsüne basıyormuşçasına uzaklaştı. Vildan olduğu yerde onların konuşmalarını bir kere daha perişan kafasına tekrarlamaya çalışıyordu. Ve kendi görüşündeki, daha doğrusu sezişindeki isabete şimdi kendi de şaşıyordu. Bu kızı ilk gördüğü gün içinden işte erkeğini her rezalet, her felaketi sürükleyebilecek bir tip hükmünü vermişti. Çocuğunu bir dakika içinde anaya isyana, sahtekarlığa, hırsızlığa ve katilliğe teşvik eden bu kadından Vildan bu anda müthiş surette korkuyordu. Birden serin ve biraz nemli bir gecenin içinde dişleri birbirine çarparak titrediğini fark etti. Kalktı ve demin ağır bir hüzün ve matem havası içinde fazileti düşünerek ağır ağır geçmiş olduğu kavaklı yolu, yaralanmış yavrusunu kurtarmak için çırpınan bir dişi geyik şuursuzluğu ile koşarak bir hamlede tüketti. Eski köşkte ışıklar yanmıştı. İçerisinde bir telaş vardı. Vildan'ın hayali birden 30 şu kadar yıl geriye doğru bir sıçrama yaptı. Lerzan'ın kocaya kaçtığı gece gibi diye düşündü. Taşlıkta Azime Hanım'la burun buruna geldiler. Kadın pek telaşlı, biraz şaşkın ve bir hayli küstahtı. Kavgaya hazır. Biz gidiyoruz hanım dedi. Demek iş ciddiydi. Vildan samimi bir telaş ve korku içinde aa diye ekekeledi. Ne münasebet niçin böyle birdenbire ne oldu? Azime hanım ellerini beline dayadı. Tipik bir mahalle karısı edasıyla dudaklarını ve gözlerini büzerek Vildan'a baktı. Ne olduğunu siz daha iyi bilirsiniz dedi. Vildan büsbütün şaşkın. Ben mi? Ben mi? Ben mi? diye tekrarlıyordu. Kadın köpürdü. Yok ben. Tabi siz ya oğlunuz bizi ne dillerle ne vaatlerle kandırıp buraya getirdi. Ondan sonra kendinizi naza çekmek ha. Pekala öyle olsun. Bize göre hava hoş hanım. Siz düşünün denizde kom benim kızım da aşık. Elini sallasa elisi başını sallasa başı terlisi. Benim kızımla evlenmek için ayaklarımın dibine milyonlar döküyorlar. Anladın mı hanım milyonlar. Eşek kız nasılsa gönlünü kaptırmıştı bu oğlana. Yoksa işimiz neydi? Bu dağ başınlarında bizim ama iyi oldu. Ah pek iyi oldu. Aklı başına geldi sersem karının o sersem kapacığına dank dedi. Bu korkunç bombardıman karşısında bilden nutku tutulmuş beti benzi kül kesilmiş bir halde duruyordu. Ve gidiyorlar. Gerçekten gidiyorlar diye düşünüyordu. Behçetim ne olacak? Demin kızın arkasından nasıl boğuk boğuk hıçkırdı? Yaraladılar çocuğumu. Yaraladılar. Bırakıp gidiyorlar şimdi de. Çocuğum dayanamazsa Birden dili çözüldü yalvaran küçülen bir sesle "Yapmayın Allah aşkına zivanım hanım" dedi. "Allah aşkına bu gecelik olsun oturun böyle gece vakti. Aman ya Rabbi hiç yakışık alır mı? Hem onlar çocukturlar darılırlar barışırlar. Biz de yangına körükle mi gidelim hadi bakınız. Allah aşkına diyorum. Çıkınız odanıza yemeğinizi odanıza göndereyim. Yarın işler düzelmezse o vakit serbestsiniz tabii. Hadi canım. Hadi kardeşim." Kadını okşaya okşaya merdiven başına kadar götürdü. Sonra dönüp yemekleri için kızlara emir verdi. Daha sonra yavaş yavaş Behçet'in odasına çıktı. İçeride ne ışık vardı ne de ses. Vildan kapıyı açmak istedi. Kilitli. O zaman dizlerinin bağı çözülüverdi. Eşiğin önüne bir yığın basma halinde sessizce düştü ve inledi. Behçet'im. Behçet'im. İçeride derhal lamba yandı. Kapı derhal açıldı. Behçet hayret ve korku içinde anasına sarıldı. Anam ne oldu anam? Oh yavrum benim. Canım benim Behçet'im benim korktum. Ne bileyim neden korktum işte. Behçet onu koltuklarından tutarak bir şezlonga oturttu. Zavallı kadın sapsarıydı. Etrafına şaşkın şaşkın bakınıyordu oğlu. Avucuna döktüğü kolonya ile onun alnını yüzünü ıslattı. Mildan geniş bir nefes aldıktan sonra hafifçe gülümsedi. Bir şey söylemek istiyor fakat söze nasıl başlayacağını kestiremiyordu. Behçet anladı ve tekrar sordu. Ne oldunuz? Bir şey mi üzüldünüz? Yo, hayır. Üzülmedim. Sana bir şey söyleyecektim bir şey. Evet. Ana oğul göz göze geldiler. Behçet'in yüzü solgundu. Fakat bu solgun yüzde kat'i kararını vermiş insanların sükuyunu büyük bir ısıttrabı maskeliyordu. Ana gözü bunu derhal gördü. Behçet'im yavrum. Sen benim. Sen benim her şeyimsin. Beni dinle. Dinliyorum annem. Ben sol elini titreyen parmakları ile elindeki yüzüğü çıkardı olunu uzattı. Bunu al çocuğum. Bunu sana hediye ediyorum. O zaman hiç beklenmeyen bir şey oldu. Behçet delileri ateşe dokunmuş gibi sıçradı geriledi ve birden yüzü kıpkırmızı çılgınca bir öfkeye kapılarak haykırıldı. Ah anne bu muydu? Demek. Ah hep sen. Sen bana iyilik mi diyorsun? Bana iyilik ettiğini mi zannediyorsun? Beni yeniden uçuruma ettiğinin farkında değil misin? Ah senin bu zaafın. Bu. Bu. Ağzına dolan fena kelimelere döküp saçmamak için kendini zorladığı besbelliydi. Bir çare ananın havada kalan eli birden kopmuş gibi yanına düşüverdi. Uğursuz zümrüt odanın en uzak köşesine fırladı. Sen de mi Behçet? Demek hepsi ben. Hepsine sebep. Hep benim zaafım. Demek böyle. Ve kadın o anda içinde en güzel, en büyük bir şeyin yıkılıp çöktüğünü duydu. Yıllar durmadan geçip gidiyor. Vildan artık buruşuk yüzü, solgun gözleri ve bembeyaz saçlarıyla ellisini henüz aşmış bir yaşlı kadın namzeli değil. Yetmişi çoktan geçmiş bir ihtiyar hanım gibidir. Yaşıtlarını birçoğu giyinip boyanarak güzel kadın, olgun kadın, şahane kadın diye hala sosyeteye hakim bulunurken o elini eteğini zaten bağlı bulunmadı. Dünyadan büsbütün çekmiş ihtiyarlığı, nineliği tamamen benimsemiştir. Fil hakika o birkaç yıldan beri ninedir. Gül yüzlü Gülden'in annesi. Behçet yaralı gönlünü feryadını sert ifadesi temiz gururu sayesinde susturmuş o kadının peşinden gitmemişti. Servet'in hissesi ayrıldıktan sonra ellerinde kalan Servet'i Behçet birkaç yıl içinde ikimisine çıkartmıştı. İstese belki yüz misine de çıkarırdı ama istemiyordu. Çünkü o her şeyden evvel namuslu bir insandı. Doğru ve azimli iş adamı karakteriyle memlekette kendi iyi bir isim yapmıştı. Seviliyor, sayılıyordu. Birden Behçet'in annesi olduğu için Tanrı'ya her gün şükrederdi fakat Behçet artık onun değildi. Behçet, Handan'ın kocası, Gülden'in babası, Bayan Meliha ile Bay Himmet'in damadı Behçet. Bir zamanlar anam dediği vakit onun gözlerinde yanan bir ışık vardı ki Vildan'ın iç dünyasını bir anda nura boğardı. Vildan bu ışığın hasretini çektiği kadar hayatında hiçbir şeyin hasretini çekmemişti ve ansızın en kıymetli şeyini kaybetmiş bir insanın bedba avareliği içindeydi. Behçet dışarıdan bakan bir göze göre evlatlık vazifesini cidden kusursuz yapıyordu vezanın gelirine olduğu gibi. Onun adına bankaya yatırı ve kardeşinin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak parayı daima fazlasıyla verirdi. Onu hususi hocalarla akranlarını örnek olacak şekilde yetiştirmişti. Telefonla, telgrafla, ikide bir hatırlarına sorar, bayramlarda gelir onları dolaşırdı. Zaten İstanbul'un güzel kızıyla evleneceği zaman da annesinin fikrini almamış değildi. Güzel, neşeli, kültürlü bir kız. Benim hoşuma gidiyor. İzin verirseniz onunla evleneceğim demişti. Behçet bir şey istesin de annesi izin vermesin. Bu olacak iş miydi? Hem zaten izin vermemek için hiçbir sebep yoktu. Bir milyonerin güzel, neşeli, kültürlü kızı. Vildan haberi memnunlukla karşılayınca Behçet gözlerinde o tatlı büyük ışık son defa yanarak ''Anam, benim iyi anam'' diye onu kucaklamıştı. Gelin bir hasta annesiyle babası Vildan'ın sınıfından insanlar değillerdi ve Vildan Behçet'in onlarla nasıl anlaşabildiğine içinden pek şaşmıştı ama madem ki o mesuttu Vildan'a lazım olan buydu. Madem ki o mesuttur. Gerçekten mesut muydu acaba? Saadeti devam ediyor muydu? Bunun aksini ispat edecek ortada bir hadise yoktu. Güzel gelin evliliklerinin senesinde Behçet'e kendinden bin kat güzel bir evlat da vermişti. Behçet biricik kızından ayrılmaya asla razı olmayan milyonerin evinde bir prens hayatı yaşıyordu. Gülden'in doğumu esnasında annesini de davet etmişti. Vildan ve Feza gidip villada iki hafta misafir kalmışlardı. O günleri Vildan ısrap duymadan hatırlamaya muvaffak alamıyordu. Halbuki çocuk denilen mahluku çok seven, göz bebeği Behçet'in yavrusunu ise sevgiler üstü bir sevgiyle bağrına sokmak isteyen Vildan için o günler ömrünün en mesut günleri olabilirdi. Bu saadeti onlar Vildan'dan almışlardı. O ilk günlerde kendi çocuklarını göstermiş olduğu, o sonsuz şefkatle torunluğa bağlanı vermiş, onunla yakından ilgilenmek, işleriyle bizzat meşgul olmak istemişti. Fakat bayan Meliha buna asla müsaade etmemişti. Hakikatte Vildan'ın bilgisini ve görgüsünün yüzde birine bile sahip olmayan bu yeni zenginin nazarında Vildan dışarıklı bir büyük hanımdı. Şu kadar 100 lira aylıkta tutulmuş bir ecnebi dadının bildiklerini elbette bilemezdi Vildan'ın. Çocuğa yaklaştığını görür görmez bayan Melih'a derhal müdahale eder. Aman hanımefendi siz yorulmayın. Dadısı yapar. O bu işleri tabii çok iyi bilir derdi. O zaman Vildan göğsünün altında bir şeyin yırtıldığını, kanın içine aktığını, sonra bir uğultu halinde kulaklarına ve başına aktığını duyardı. O neydi belirsiz kadın tarihsiz elleriyle yavrucuğa dokunuyor da ben dokunamıyorum. Torunuma hizmet etmeme bile müsaade etmiyorlar. Hainler diye düşünüyor. Fakat bunu Feza'ya bile söyleyemiyordu. Feza da yengesinden şikayet etmiş değildi. Fakat ailesine hiçbir gün birden onun da memnun olmadığını seziyordu. Misafirliklerinin galiba 14. günündeydi. Behçet çatıklığını belli etmek istemediği bir çehreyle ve saklamaya pek de muvaffak olamadığı bir heyecanla annesinin yanına gelmiş. Anneciğim, siz bu kalabalık içinde sıkıldınız anlıyorum, diye söze başlamıştı. Siz yalnızlığa, sükunete alışıksınız, burada rahatsız oluyorsunuz. Birden birden sarsılmış fakat renk vermemeye çalışarak nezaketle cevap vermişti. Hayır yavrum, neden sıkılayım? Sıkılmadın. Fakat dediğin gibi, müzevi hayata alışmış bir insanım. Artık dönsem iyi olacak. Zaten ben de kaç gündür sana bunu söylemek istiyordum. Hayır, sıkılmamıştı. Behçet'in her gün görmek, Sorunun kendisine bir müzik sesi kadar hoş gelen yaygaraların işitmek Vildan'a yeter bir saadetti. Hele Gülden ile biraz meşgul olmasına müsaade etselerdi. birden dünyanın en mesut kadını olacaktı. Fakat verdiği cevapla Behçet'i bir sıkıntıdan, bir müşkül durumdan kurtaracağına kaynağı devam etti. Acaba ne zaman gidebiliriz? Behçet geniş bir nefes aldı. Ne zaman isterseniz anneciğim Handan üzülecek ama ne yapalım? Handan mı üzülecek? Vildan sadece gülümsedi. Sonra gözlerine dolan yaşları içine akıtarak Behçet'im yaza güllerini alır bize çiftliğe gelirsiniz değil mi? dedi. Gelirsiniz değil mi çocuğum? Söz ver bana. Ne olur? Bu sesle parçalanan şeyle Behçet ürperdi ve annesine biraz merhametle biraz da öfkeyle baktı. Elbette anneciğim imkan bulursak geliriz tabii. Ve işte böyle. Yerine getirilemeyen vaatlerle avutularak anne, izzet ve ikramla oradan uzaklaştırılmış ezeli hapishanesine. Çiftlikteki eski büyük köşke kapatılmıştı. Sermet hissesine düşen serveti yabancı memleketlerde har vurup harman savurduktan sonra fakir ve yorgun memlekete dönmüş. İyi bir tesadüfün karşısına çıkardığı kendinden bir hayli yaşlı zengin bir kadınla evlenmişti. Vildan'a haber getirenler, bayan eskiden yaramazmış, çok gezmiş tozmuş ama Şimdi uslu akıllı oturuyor Sermet'e aşık. Ona bir anne gibi itina gösteriyor demişlerdi. Vildan sevinmişti. Sonra bu sevincin sebebini kendi kendine sordu. Çünkü o, Sermet yıllarca evvel kalbinin en derin yerine gömmüştü. Sermet Vildan için bir evlat olarak mevcut değildi. Sermet uzun seneler bu kalbin içinde kendi kendi parça parça öldürmüş tüketmişti ve birden her seferinde ayrı ayrı parçalanarak bu serseri çocuk için bir ölü arkasından dökülebilecek yaştan çok daha fazlasını dökmüştü. Kalbini yoklayınca şimdi duyduğu sevincin sebebini buldu. Bu herhangi bir genç insanın kurtuluşu karşısında herhangi bir ana yüreğinin duyacağı insanca bir duygudan başka bir şey değildi. Bütün ümitleri yel alır gider, tomurcuk açılır, sel alır gider. Anneler büyütür, el alır gider. Ahmet Kutsi Tecer Vildan'ın bedbah ve avare ömründe son ümit, son destek kızıydı. Yaşından umulmaz bir olgunluk ve ağırlıkla da daima iyi duyan, doğru gören, doğru düşünen bu genç kız sonsuz sevgisiyle anasının cidden her şeyiydi. Vildan bu çocuğa aşkla, iptila ile bağlı bulunuyor. Onu kaybetmekten müthiş surette korkuyordu. Ve günlerden bir gün bütün korktukları gibi bu da başına geldi. Bir çeyrek asra yaklaşan ömürcüğü boyunca her türlü salon maceralarından, plaj dedikodularından uzak, flörsüz, aşksız, belki de heyecansız yaşamış olan Feza nihayet. abinin köşkünde tanıdığı uzun boylu, geniş omuzlu, kara yağız bir delikanlıyı gönlünü kaptırmıştı. Orhan Himmet Bey'in uzak akrabalarından bir harici memuruydu. Kimsesiz bir çocuk. Behçet'in kaynanası Orhan için çöpsüz üzüm diyordu. Kaçılacak kısmet değil. devlet kuşu bu devlet kuşu. Bir de nasıl kalsın bu devlet kuşunu. Neden Handan'ın kuş beynini başına kondurmadıklarını soracaktı. Kendini zor tuttu. Ma mafi bu Orhan'ı herkes gibi Behçet de beğeniyordu. Onu yalnız Vildan istemiyordu. Vildan ısrar çekiyordu. Bundan dolayı da kendi kendine lanet ediyor. İffet abla gibi. Tıpkı İffet abla gibi. Kızı kendime hasretmek. Yani bedbah etmek istiyorum. Ben alçan biriyim diye kıvranıp duruyordu. Feza onun iç, iç alemindeki bu korkunç mücadeleyi sezmiş miydi? Yoksa bütün başka bir sebepten mi nişanlısı ile aralarında bir münakaşa olmuştu? Kız bir sonbahar akşamı alacak karanlıkta annesinin odasına rüzgar gibi girmiş, onun kollarına atılarak anneciğim ah anneciğim diye yaralı kuş çırpınışı içinde söylenmişti. Ben evlenmekten vazgeçtim. Orhan'ı reddettim ben. Hiç evlenmeyeceğim. Hiç hiç. Hep sizinle kalacağım. Fazile teyzem gibi. Feza daha bu ismi söylemeden zaten Vida'nın önüne bembeyaz saçları, bembeyaz çehresi ve bir çift iri siyah elmas gibi parlayan mustarip güzel gözleriyle fazilet dikilmişti. Hayır diye feryat etti. Hayır. Buna asla müsaade etmeyeceğim. Senin fazilet gibi yapayalnız bedbah yaşamana içinden ilave etti. Ve bana her gün biraz daha düşman olmana razı değilim Feza. Buna müsaade edemem. Anasının göğsünü parçalayarak ağzından fışkıran bu cümleler Feza'yı bir duygu her cümerci içinde bırakmıştı. Kız annesine biraz daha sokulmuş. Başını onun kalbin üstünden kaldırmadan yavaşça söylemişti. Ben onu reddettim artık. Artık her şey bitti. Anneciğim bitti. Reddettim bir kere. Feza hıçkırdı Vildan. Bu da işte nihayet bu da yaralandı diye içinden sızlandı. Bunu olsun koruyamadım. O da benim gibi bizim gibi o da herkes gibi yaralı. Halbuki o bambaşka bir çocuktu o bize benzememeliydi. Titreyen parmaklarıyla kızının saçlarını okşayarak gülmeye çalıştı. Zararı yok. Bundan bir şey çıkmaz Feza. Orhan yarın gelip tekrar seni benden isteyecektir. İstemez neyin açıdır o? Siz bilmezsiniz. Şeytanın gibi mağrurdur. Olsun. Madem ki seni seviyor. Gelip sana yalvaracaktır. Öyle de olsa olamaz ya. Olacağını kabul etsek bile anneciğim. Ben sözümden nasıl dönebilirim? Reddettim bir kere. Bitti artık. Şimdi kavga edip şimdi barışan mahalle çocukları gibi olur mu hiç? Benim izleti nefsim. Sos. Beni dinle. Deli çocuk. Beni dinle diyorum. O yalvaracak. Sen de kabul edeceksin. Ve bu biçimsiz hadise ilk ve son olacak. Bundan sonra birbirinizi üzüme kırmak yok. Anlıyor musun canım? Siz hani gül açan bahçeleri hatanızla kül etmeyin. Dünya güzel feza. Sen de mesut ve şerefli yaşamaya pek layık bir güzel meleksin yavrum. Yaşamaya bak. Feza içini çekti ve bu defa annesinin ellerine sımsıkı sarılarak onları muhabbetle minnetle öptü. Gönlünün karanlığında belli ki bir ümidin ışığı belirmişti. Bu ışığı ona uzatabildiği için Vildan pek mesut bir dakika yaşadı. Bundan sonra işler Vildan'ın tahmin ve temenni ettiği gibi yürüdü. Sevişen gençler barıştılar ve çok geçmeden evlendiler. Himmet Bey, oğlan babası rolünde hiçbir fedakarlıktan daha doğrusu hiçbir gösterişten geri kalmamış, Behçet'i biricik kız kardeşini memnun etmek için ne yapabilirse yapmıştı. Feza işen ve mesut gördükçe bildan damadına ısınıyor. Orhan'ı tanımadan evvelki ağır, sessiz, emsalsiz Feza ile şimdiki canlı, neşeli, şen, şakrak genç kızı mukayese ettikçe Orhan'a teşekkür etmek lazım geldiğini de düşünüyordu. Vildan sade ve sakin mühidi içinde kitapları, piyanosu, çiçekleri ve kedileriyle Feza'yı mesut farz etmişti. Kendi engin sevgisini ona kafi geldiğini sanmıştı. Ne gaflet, Mesut bir fezanı ne demek olduğunu bilden şimdi görüyor. Bir yandan onun saadetiyle mesut olurken bir yandan da içinde garip bir hayal kırıklığının gizli acısı duyuyordu. Fakat bu acıyı kendi kendine bile itiraf etmiyordu. Görünüşte pek memnundu. Memnunluğun canlı bir ifadesi olarak da damadına kendi eliyle güzel bir kaza görüyor. Bunu çocuklar yola çıkmadan yetiştirmeye çalışıyordu. Bahara daha vakit var. Yollarda kendi üşütmeyesiniz. Senin yünlerin çok ama Orhan'ın kalın örgü kazağı yok. Şunu bitirsem diye özeniyordu. Feza Avrupa'ya birlikte gitmeyi annesine teklif etmişti. Kendisinden ayrılmanın bu kadın için bir çeşit ölüm olacağını pek iyi biliyordu. Vildan kızının bu teklifini sebebini bilemediği bir tereddütle karşılamış. Behçet ile konuşmadan kesin bir karara varamayacağını söylemişti. Behçet annesinin yeni evlilerle beraber gitmesine şiddetle karşı koydu. Siz baba yurdunun temel direğisiniz. Siz oradan ayrıldığınız gün yurdumuz, yuvamız dağılmış olur, dedi. Ben orada çiftlikte yalnız mı kalacağım Behçet? Anneciğim, kah siz bize şeref verirsiniz. Kah biz size geliriz. Fakat o ev bozulmamalı. Vildan oyuncağı elinden alınmış, azarlanmış bir öksüz çocuk gibi dudağını büktü kaldı içinden ezeli hapishaneme kapanmak gerek diye düşünüyordu. Öyle istiyorlar. Demek öyle lazım. Ve bu suçsuz mahkumu ezeli mahbesini son defa kapatmak için beraber geldiler. Mart görünmemiş bir kış yapıyordu. Her taraf bembeyazdı. Vildan parmaklarında çıkan dolamalar dolayısıyla damadın kazanı bitiremediğine üzülüyordu. Gece geç vakte kadar Vildan odasında kocaman çam kütüklerini çatırdadığı ocağın başında oturup konuştular. Fakat yarın çiftlikten ayrılacak olan gençler bu bahse hiç dokunmadılar. Vildan bir iki defa açacak gibi oldu. Sesi tıkanarak, gözleri bulutlanarak. Bana sık sık mektup yazarsınız değil mi çocuklar? Orhan, Fezai evvelallah sana emanet ediyorum. O her şeyi düşünür ama kendi saatini pek düşünmez. Zorla yemek yedir değil mi? Aklım sizde kalacak tarzında bir şeyler söyledi. Gençler, peki peki siz hiç merak etmeyin gibi beylik sözlerle onu susturup başka mevzulara geçtiler. Acıklı sözler konuşmak istemedikleri besbelliydi. Şüphesiz hakları da vardı. Onlar odalarına çekildikten sonra Vildan gözleri ocağın ateşinde. İçi fezadın ayrılma ateşiyle doktorlu dolu sabaha kadar oturdu ve ertesi gün. Bugünü yaşarken Vildan bin yıl daha yaşasam bugünün bir anını unutamam. Bugünün her anı bütün ömrümün bütün ıstıraplarına bedel diye düşünüyordu. Çocuklar gece geç yattıkları için olmalı sabah kahvaltıya inmemişler. Ancak öğle yemeği vakti çok zarif bir yol kıyafetiyle ortada görünmüşlerdi. İkisi de pek güzeldiler ve birbirlerine son derece yakışıyorlardı. Birbirlerini sevdikleri ve bu sevginin bağışladığı saadetle sarhoş oldukları meydandaydı. Bu görünüş vidan içindeki ateşe bir dalga su atmış, onu bir an ferahlatmıştı. Fakat Fezan'ın biraz sonra burayı terk edip uzaklara, pek uzaklara gideceği ve geri dönüp geldiği zaman ise bu eski evi bomboş bulacağı düşüncesi kudurmuş bir canavar gibi bu ferahlık duygusunun üzerine atıldı. Zavallı anne, hani, içinden zikreder gibi hep onu bir daha göremeyeceğim diye inliyordu. Gençler şimdi akşamki ihtiyatlarını unutmuşlar seyahat yeni teferruatından konuşuyorlardı. Vildan zayıf bir sesle. Fırtına var dedi. Bir akşam daha kalamaz mısınız? İkisi birazdan imkanı yok dediler. Feza ilave etti. Abim yarın akşam şerefimize veda ziyafeti verecek. Ya bu akşamki vapura yetişemezsek gidemeyiz. Pek ayıp olur değil mi anneciğim? Haklısın yavrum. Bir zaman sustu. Acısını hazmetmeye çalıştı sonra. İçine yufan ile giydin mi dedi. Sakın kendini üşütme. Feza acele cevap verdi. Otomobilde ısı tertibatı var anne merak etmeyin. Vapurda sıcaktır. Ve tekrar kocasıyla konuşmaya başladı. Vicdan saadetin bir insanı. Hele feza gibi içli, hisli ve yaşına göre olgun bir insanı. Son derece hot gamlaştırabileceğini asla aklından geçiremezdi. Kendisi kendini mesut hissettiği anlarda daima etrafını düşünmüş, etrafındakileri de ayrı ayrı mesut etmek için çırpınmıştı. Bu kız, bu sevgili canavar. Anasını zerre zerre öldürdüğünün zerre kadar farkında olmadan kendi saadetin dört duvar içine nasıl kapanabiliyordu? Niçin annesine güzel bir şeyler bulup söylemiyor, yalandan olsun ona biraz şefkat göstermiyordu? Hatta biraz merhamet. Vildan ona bile razıydı. Halbuki uzun seneler yalnız birbirleri için yaşamışlardı. Vildan hastalandığı zaman Feza tıpkı 20 yıl, 15 yıl, 10 yıl önce Vildan'ın yapmış olduğu gibi şefkatle ve endişeyle onun başucunda ucunda bekler onu avutmaya, iyileştirmeye çalışır. Hastalık artarsa hemen ağlamaya başlardı. Son zamanlarda anne kız rollerini değiştirmişlerdi. Vildan kendini kızının iradesine bir ufak çocuk gibi terk etmekten derin bir haz duymuştu. Anneciğim müsaadenizle biz gidelim artık. Fırtına artıyor. Yollarda bir arzu olursa vapuru kaçırırız. Doğru yavrum hadi bakalım. Kürkün yakasını kaldır. Allah selamet versin. Bana sık sık mektup yazacak mısın? Tabii tabii anneciğim telgraf da çekeriz. Öbür gün inşallah. İstanbul'dan hareket edeceğiz. Orhan karısının sözünü tamamladı. Size telgrafla bildiririz. İkisi de eğilip Vildan ellerini öptüler. Sonra Feza boyuna sarılarak onun bir ölü yüzü gibi sapsarı ve sop solgun yanaklarını öptü çıktılar. Vildan pencereye yaklaştı. O da gidiyor. Hepsi gitti gittiler. Beni yapayalnız bıraktılar. Reza da gidiyor. Onu bir daha görmeyeceğim. O da beni sevmiyor artık. Beni sevmiyor. Ben yalnız ona inanıyordum. Yalnız ona güveniyordum. Bir tatlı kelime söylemeden gitti. Yap yalnız. Onsuz onsuz dünya kapkaranlık diye içinden. Ateşli bir hasta gibi sayıklıyordu. Anını cama yapıştırdı. Onların otomobili binişlerini seyrediyordu. Reza arabaya adamın atmışken döndü. başını kaldırdı. Annesine güldü ve işaretler etmeye başladı. Vicdanı sevinçten az kalsın. Kalbi duracaktı. Fezan işaretleri. İyi giyininiz. Üşütmeyiniz. Manasına gelen hareketlerdi. Anne bir anda kendini mesut ve muzaffer hissetti. Nihayet. Nihayet işte saatimle alakalandı. Fezan benim. Canım. Benim tatlı yavrum. Şefkatli yavrum. O beni sever. Beni düşünür. Benim tek ümidim o. Tutunduğum tek dal o. Diye düşündü. Feza aşağıdan Anladınız mı manasına gelen bir işaret daha yapınca Bildan okumaya başladığı ayeti Akürsi'yi yarıda bırakarak ve gözlerinden boşanmakta olan yaşları hemen kurutarak camı araladı. Peki canım peki bir tane. sen merak etme sen üzülme hadi güle güle gidin. Teşekkür ederim anneciğim İki güne kadar biterse lütfen şehirdeki yazaneyi gönder. Oradan her gün İstanbul'a gelip giden oluyor bize yollarlar. Bildan şaşaladı. Neyi gönderecekler Feza? Feza hala anlamadınız mı? Manasında bir can sıkıntısı ve sabırsızlık ifadesiyle o güzel başını sarsar gibi oldu. Fakat hemen kendini topladı ve tekrar gülümseyerek tatlı bir sesle. Orhan'ın kazağını anneciğim dedi. Eğer iki güne kadar yetiştirebilirseniz hava öyle soğuk ki. İkisi de elleriyle selamlar öpücükler yollayarak otomobile atladılar. Motor canavarca bir homurtu ile çalıştı. Gittiler. Şakirtleri taş yonarlar, yonup üstada sunarlar. Mevla'nın adın anarlar, taşın her bir paresinde. Hacı Bayram Veli Bilden camı kapamaya bile muvaffak olamadan oracağı halının üstüne verdi. Hayır bayılmamıştı. Yalnız gözleri alabildiğine açık rüyalar görüyordu. Daha doğrusu tablolar. Karşıki duvarın çiğ beyazlığına, projeksiyonla aktarılmış tablolar. Sırtını bir yüce ağaca dayamış, elleriyle de onun iki dalına sımsıkı tutunmuş kendinden emin bir genç kadın var orada. Evvela tutunduğu dallardan biri kırıldı, koptu elinden gitti. Fakat bu kadını yerinden oynatmadı. Sırtı o kuvvetli genç ağacın gövdesine dayalı ve bir ele emsalsiz renkleri ve kokuları ile ruhunu dolduran o çiçekle körpe dala tutunmuş rahat ve memnun görünüyor. Sonra arkasındaki o sağlam gövde sarsıldı, sallandı kaydı. Kadının yüzünde telaş var, korku ve ıstırap var. Dayanıp güvendiği en büyük kuvveti kaybeden insan ıstırabı. Bu defa çiçekli dalına iki eliyle birden sarıldı. Tutunduğu tek dal son fırtına nihayet son dalı hakırıp götürdü. Artık ayağının altından toprakta kayıyor, çekiliyor. Kadın bedbaht, perişan. Kadın kimsesiz ve ümitsiz. Karanlık, boşluk. Korkunç karanlık. Duvardaki tablo da karardı. Sonra bu korkunç karanlığın içinden ışıklar ve ateşle çizgilenmiş insan şekilleri çıkıp etrafından yaşamaya konuşmaya başladılar. Evvela sert ve müstebit alnında simsiyah gözleriyle büyük anne. Hem bir şey aklı ermez hem de aklı erenleri dinlemek istemez. Aptaldır bu kız diyor. Yanı başında mihripele kalkanın kuru başı onu tasdik eder gibi sallanıyor. Annesi güzel yüzüne bir çaresizlik ifadesiyle üzgün üzgün bakıyor. Babası hep öyle, genç kuvvetli, yakışıklı ve neşeli. Gözleri ve saçları parıl parıl bir genç kızı kendine doğru çekiyor. Benim kızım diyor. Sonra o parıl parıl kız yanındaki solgun çocuğu bileğinden tutup zorla aynanın önüne getiriyor. Gel bakalım hangimiz daha güzeliz? Güneş içmiş denizleri andıran iri gözleriyle bir genç adam vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Sonra bir başka genç adam daha ama bunun çehresi her an değişiyor. Kah şefkatle sıcak sıcak gülümsüyor. Kah kalbi donduran bir soğukla kaşlarını çatıyor. O zaman arkasında ipince dudaklı eğri ağzı korkunç surette karanlık gözleriyle bir ihtiyar kadın başı da beliriyor. Bu kadın kemikten elleriyle hasta bir kedi yavrusunu boğup vicdana fırlatıyor. Derken erkek, Ali, bedbah, perişan, bitkin yere düşüyor. Vidandan af diliyor, af, af, af. Ve küçük suha, süzgün, asili yüzünde hep o sonsuz ıstırap gülümsüyor. Bütün bu kalabalık içine vicdanı kafası yine değişliyor. Bunlar ölmüşlerdi. Hepsi de beni parça parça öldürerek ölüp gitmişlerdi. Şimdi neye hep birden dirildiler geldiler? Benden ne istiyorlar? Ne uğultu? Kıyamet bu mu? Mahşer bu mu? Bu sesler öbür dünyadan mı geliyor? Hayır, hayır. İşte o da bomboş. Her şey yerli yerinde. Ölüler de deliler gibi çekilmişler. Bilden yapayalnız. Feza nerede? Tatlı, küçük Feza. Pırıl pırıl saçlarını annesinin yüzüne serperek yumuşacık, sıcacık dudaklarıyla onu nasıl uzun uzun öperdi. O zaman Vilda'nın iç dünyasına güneşler doğardı. Kalbi bir anda ısınır, yaydınlanırdı. Son tutunduğu dal. Giderken en son demişti. Orhan'ın kaza. Yetiştirebilirseniz demişti. Parmaklarını yaralı ama. Bir gayret et de bitiriver işte. Havalar soğuk, Orhan üşüyor. Manasına gelen bir yetiştirebilirseniz. Parmakları yaralı bir danın, evet. Fakat bunun ne emeği var? Onun asıl kalbi yaralı, parmak yaraları, vücut yaraları sağlar, deri üstünde izleri yakalır yakalmaz ama kalp yaraları ne kadar da soğuk var. Ah gerçek, arkasında pencere açık. Dışarıda rüzgar mı, kurtlar mı oluyor böyle? Ya içinde, içindeki fırtına müthiş. Vicdan içinde bir ateş ve buz fırtınası kuduruyor. Bütün sevgiler orada birer birer ve hep beraber yanıyorlar, donuyorlar. Allah'ın cehenneminde olduğu gibi. Vidan artık kimseyi, hiç kimseyi sevmiyor. İçindeki sonsuz sevgi ve şefkat kaynağı bir anda nasıl kudurdu? Feza, Sermet, Behçet yollarına bir ömür koydu. Yollarına bir can koyabileceği sevgililer. Hayır, hiçbiri. Hiçbiri. Bu müthiş bir şey. Kapı birden açıldı genç bir ses. Amanın bu pencere neye açık diye haykırdı ve küçük Zeynep Vildan'a doğru koştu. Üşümüyor mu hanımım? Aman buz kesmişsin. Pencereyi kapadı. Vildan'ı ellerinden tutup kaldırdı koltuğuna oturttu. Ocağın ateşini tazeledi lambayı yaktı. Işık ve ısı Vildan'a maddi bir huzur vermişti. Fakat içinin karanlığını dolduran korkunç fırtına o ateş ve buz tipisi bir türlü dinmek bilmiyordu. Ah ölebilsem, hemen ölebilsem diye düşündü. Bu kayan dünyadan, bu siyah boşluktan, bu kimsesiz, umutsuz, sevgisiz hayattan onu ölümden başka hangi kuvvet kurtarabilirdi ki? Bilden birçok defa ölümü özlemişti fakat hiçbir zaman bu kadar candan, bu kadar şiddetle arzuladığını hatırlamıyordu. Bir an ölüm hayali ona bir kurtarıcı gibi gülümsedi fakat yalnız bir an. Sonra tekrar bir şüphe. İçinde bir yılan gibi kıvrılarak bu son kurtuluş ümidini zehirledi. Acaba aranan sükun ve huzuru ölümde bulmak mümkün mü acaba? Ya öbür dünyada da demir odasını işgal etmiş olanlar etrafını sarar, onu rahatsız ederlerse? O zaman Vildan tekrar yaman bir çaresizlik acısıyla parçalandı ve içinde müthiş, müthiş bir korku duydu. ''Ne yapacağım, ne yapacağım?'' Yanı başında Zeynep onu bu deruni sualine bir cevap gibi. Akşam ezanı okundu hanımcığım dedi. Leğen, ibrik getirdim. Dışarısı pek soğuk. Abdestinizi şuracıkta alıverin de namazınızı kılın. Vildan silkindi. Canlanır gibi oldu. Teşekkür ederim Zeynep. Sonra onun güzel küçük yüzüne gülümseyerek baktı. Çok eski bir tarihte yine bu odada bu genç kızla konuşmuş olduğunu hatırlıyordu. Düşündü. Zeynep kaç yaşındasın? 15 hanımcığım. Anneni hatırlıyor musun Zeynep? kız içine çekti. Ah, bazen gözümün önüne geliyor emme. Babam, sen kendini aldatıyorsun. O zaman bebeciktin. Mümkün yok hatırlamazsın diyor. Resmi yok mu? Zeynep güzel başını esefle sarstı. Hiç eseflenme Zeynep git. Şu karşıdaki aynaya bak. Bundan 20 yıl önceki anneni orada göreceksin. Demin birdenbire seni o sandım. Kafam karıştı. Allah rahmet eylesin ne güzel ne ince bir kızdı tıpkı senin gibi. Zeynep bir şey söylemeden gözlerindeki sevinç gülümsemesiyle Vildan'a teşekkür etti. Sonra kapının yanına bırakmış olduğu gümüş lehane ocağın önüne getirdi. Abdest suyun soğumasın su hanımcığım. Vildan bol ılık su. Ne abdest alınca kendinde hafiflik hissi duydu. Sonra Zeynep'in serdiği mavi çuha seccadeye doğru limana sığınmak isteyen kazazede bir gemi telaşıyla kaydı. Allah'ın huzurunda durarak içinden taşan garip bir heyecanla inledi. Rabbim sana geliyorum kulunu gör gözet ve ona varmak için yola çıktı. Allahu Ekber. En büyüğün divanında iki elini çenesine kadar kaldırıp bu dünyanın bütün acılarını, eseflerini, çöküntülerini arkaya atıverdikten sonra kollarını göğsünde kavuşturdu ve yaradana, görünen, görünmeyen bütün alemleri yaratmış olan o eşsiz efendiye bütün varlığıyla teslim olarak onunla konuşmaya başlarken düşündü. Şu anda ve günün 24 saatinin her birinde milyonlarca Müslüman böyle kendisi gibi boynu bükük el göğüste Rabbin huzuruna vararak Beytullah'ın etrafında muazzam bir halka meydana getirmektedir. Bu levhanın manidar güzelliği bu birlik zincirinin kudret ve azameti karşısında bilden titredi. Subhaneke okudu. Fatiha'ya geçti. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi. Şimdi de göz kapaklarının altında gökler perde perde açılıyor. Binlerce, milyonlarca, milyarlarca alem. Bir tek Rabbin huzurunda titreye titreye. Yana yana sema girmiş dervişler gibi döne döne ibadet ediyordu. Bu alemlerin ortasına bizim dünyamız bir zerreden başka neydi? Ve bu zerrenin üstünde vildan. aczin azameti altında eriyip yok olduğunu hissetti. Ve Rabbin önünde huşu ile eğildi kalktı. Semi Allahu hilemen hamide. Allah hamd edenleri duyar. Rabbena alekel hamd. Rabbimiz sana hamdü senalar olsun. Sonra seccadeye kapandı. İnsanların daima haklı veya haksız yüksekte gezdirmeye alıştıkları alnını ve yüzünü yerlere sürerek, bu suretle gururunu ve beşeri benliğini hiçe sayarak, Büyük sahibin karşısında sonsuz aczinin yokluğunu kabullenerek namazı devam etti. Selam verdiği zaman içi hafif, serin ve aydınlıktı. O kırk yıldan beri namaz kılardı. Hiçbir zaman Rabbin huzurunda durmanın, Rabb'e teslim olmanın şifakar teslimini böyle ayan beyan duymuş değildi. Neden? Bunun sebebini düşünmeden buldu. Çünkü hiçbir zaman böyle tam bir teslimiyetle ona koşmamıştı. Daima başka sevgiler, başka sevgiler, behçetler, sermetler, fezalar... Bütün o zalim puğlar yolunda ona engel olmuşlar. Onu yaradanla karşı karşıya gelmekten alıkoymuşlardı. Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illa huvallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi la illazim. Bunu deyince içinde duyduğu ferahlık büsbütün enginleşmişti. Bütün varlığı bir ışık dalgası içinde rahat ve mesuttu. Dünyayı başka türlü görüyor ve yeniden fakat bambaşka bir hisle herkesi her şeyi seviyordu. Biraz evvel kalbinin son bağlarını koparırcasına gelerek acıtarak kendinden uzaklaşmış olan feyza ile şimdi ocağın başına sessiz ve dalgın oturan öksüz Zeynep kalbinin içinde yan yana duruyorlardı. Aralarında hiçbir fark yoktu. Behçet, Handan, Himmet Bey, Zeynep'in babası, Şükrü Ağa, Emektar Hasan Baba, onun torunları ve Gülden hepsi. Allah'ın bir çare kulları diye düşündü. Bütün yaralılar, bütün insanlar her birinin bir yarası var. Kiminin de bin yarası. Hepsi de bir yolda yürümeye, bir şeye ulaşmaya çalışıyorlar. Vildan şimdi onları seviyordu. Gönlünün kubbesinde bir zafer sayhası çınladı. Hepsini seviyorum Allah rızası için. Rabbim senin için, senin kullarını senin için seviyorum. Onları daima seveceğim, onlara yardım edeceğim, yardım edeceğim. Dünyanın üstünde Vildan bir zerrecik, alemler ortasında dünya bir zerre bile değil. Bu sonsuz azlemi başkalarına yardım. Fakat Vildan şimdi böyle düşünmüyordu. Ondan aldığı kudretle onun kullarına yardım etmek isterken içinde Tanrı'nın sonsuz kudretinden bir parça ışıldıyordu. Kalbi ışıkla dolmuştu. Allahu, nuru semavati vel art. ve faziletin sesi kulağına fısıldadı. Bir şulesi var ki şeyhimi canın, fanusuna sığmaz asumanın. Hayatı boyunca ısrap çektikten, kıvrandıktan, yandıktan sonra nihayet halktan hakka giden ışıklı yolu bulmuştu. İşte aydınlık kapı. Zayıf ellerini göklere açarak Allah'a tekrar hamdü senalar etti. Vildan ömründe hiç olmadığı kadar mesuttu. Son Arkası yarın. Büyük anne. Halide Nusret zorlutuna.